5 yılda neler mi yaptık? Altyapı ve üst yapı projeleri kapsamında 110.252 ton sıcak asfalt, 608.934 metrekare sathi asfalt, 76.289 metrekare kilit parke tadilatı, 556.862 metrekare kilit parke taşıyla yol yapım, 29.615 metreküp taş duvar çalışması ve 111.119 metre yol çalışması yaptık. Sokakta temizlik var projemizde Toroslarımızı 450 bin ton katı evsel atıktan arındırdık. 2 bin adet yeni çöp konteynerini ilçenin dört bir yanına yerleştirirken 4 bin adet çöp konteynerinin onarımını gerçekleştirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek mobil sıfır atık aracıyla 7200 ton atığı geri dönüşüme kazandırdık ve dördüncü kez sıfır atık belgesi almaya hak kazandık. Çevre dostu projelerimiz ve doğaya olan duyarlılığımızla çevre yeterlilik belgesini almaya hak kazanan tek kurum olduk. 1100 metrekare alana atık getirme merkezi kurduk. İnşaat atıklarının geri dönüşümü projesi kapsamında 3 milyon metrekare arsa temin ettik. 360 bin ton inşaat atığın ve molozun toplanarak yeniden kullanılmasını sağladık. İlçemizdeki ibadethanelerde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdük. İbadethanelerdeki halılar halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanırken avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi. Dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisinde vatandaşlarımız ve Toroslarımız için var gücümüzle çalıştık. Bu süreçte oluşabilecek endişe, korku ve psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla vatandaşlarımıza online terapi hizmeti başlattık. Dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürürken tam kapanma döneminde sokakta yaşayan patili dostlarımızı da unutmadık. Sosyal mesafe kurallarına uygun bankları ilçemizin dört bir yanına yerleştirdik. Pandemi süresinde Ramazan ayının bereketli sofralarını ve Ramazan sohbetlerini online ortamda yaşadık. Türkiye'de bir ilk olan Büyüklere Vefa, Hadi Onları Ara sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirerek yaş almış vatandaşlarımızla gönül bağı kurduk. Gönül bağı projemiz kapsamında kurduğumuz 16 birimle 103 bin erzak kolisi, 132 bin hijyen kiti, 42 bin kırtasiye seti ve 18 bin ağız ve diş sağlığı setini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımıza 2095 koli desteğinde bulunduk. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek için 6 defa seminer düzenledik. İlk nefes projemizde Toroslarımızda doğan her bebeğimizi ziyaret edip 4850 aileye ilk hediyelerini götürdük ve doğum sonrası süreçte ebeveynlerimize, uzman ekibimizle çocuk bakımı konusunda destek olduk. Mobil sağlık taraması projemizde yaşlı nüfusu yüksek olan Düydöğren, Kaşlı ve Buluklu mahallelerimizdeki 1075 vatandaşımızın sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Üniversite kazanan öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmak ve ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla 1659 lisans, 437 ön lisans öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunduk. İlçemizde sinemaya gitme imkanı bulamayan aileler ve çocuklar için 51 mahallemizde yazlık mobil sinema projemizi hayata geçirdik. Mutlu Aile, Mutlu Toroslar projemiz ve sosyal belediyecilik anlayışımızla yerel sanatçılarımızın da sahne aldığı açık hava sineması, orta oyunu ve sihirbaz gösterilerinde on binlerce vatandaşımızı buluşturduk. Ramazan ayı boyunca televizyondan canlı yayınla Toroslar'da Ramazan programında vatandaşlarımızla buluştuk. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak için şenlikler düzenleyerek 180 bin vatandaşımızla gönül sofrasında buluştuk. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için 14 kurban kesim alanında aydınlatma ve bakım çalışması gerçekleştirdik ve 25 yeni kurban satış alanı hazırladık.
mesleki yeterlilik belgesi olmayan meslek gruplarından 157 personelimizin belgelerine kavuşmalarını sağladık. Kent estetiği projemiz kapsamında cephe düzenleme çalışmaları yaparak Toroslarımıza daha modern ve estetik bir görünüm kazandırdık. Torosları sporun başkenti yapmak hedefiyle Türkiye'de ilk kez Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası'yla Dünya Kadınlar Bocce Kupası müsabakalarını düzenleyerek 21 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla uluslararası bir organizasyona imza attık. 9 farklı ülkeden profesyonel sporcuların yanı sıra yaklaşık 5000 kişinin katılım sağladığı ve 5 farklı kategoride düzenlenen Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'yla bir ilke daha imza attık. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, sağlıklı ve çevreci ulaşıma dikkat çekmek üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 16 kategoride 145 sporcunun katılımıyla bisiklet yarışlarını düzenledik. Yüksek rakımı, rüzgarı ve eşsiz manzaralarıyla Arslanköy mahallemizi yamaç paraşütünün merkezi haline getirdik. Kültürfest, CNR Yeni Yıl Fuarı gibi etkinliklere katılarak ilçemizi yerel ve ulusal kanallarda yayınlanan kent belgeseli ve tanıtım filmleriyle tanıtarak çeşitli festivaller düzenleyerek Toroslarımızın kapılarını dört mevsim turizme açtık. Toroslarımızın eşsiz doğasında 5 kez düzenlediğimiz doğa gezisi etkinliklerimizde yüzlerce vatandaşımızın katılımlarıyla spora ve sağlıklı yaşama dikkat çektik. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlediğimiz kara kucak güreşlerinde 3180 sporcu güreşirken dereceye giren sporculara para ödülü ve madalyalarını takdim ettik. İlçemizde spor olanaklarını artırmak hedefiyle Güzel Yayla ve Değirmendere mahallelerimize yeni halı sahalar, Çukurova ve Güneykent mahallelerimize bocce sahası kazandırarak sporu Torosların her yerine ulaşılabilir kıldık. 19 tesisimizde ve 23 farklı branşta hayata geçirdiğimiz spor kurslarımızla göreve geldiğimiz günden bu yana 15 bin vatandaşımıza ilgi duyduğu kurs alanına yönelme ve kurs alma imkanı sağladık. Her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz sağlıklı, sportif ve çevreci etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası ulusal ödülüne layık görüldük. Alevi Kültür Derneği Toroslar Cemevi ile birlikte geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure etkinliğinde birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergilendi. Yunus Emre Kültür Merkezimizde binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte deyişler söylendi, semah gösterileri geceye renk kattı. Cemevi ile koordineli olarak Hıdır Ellez Haftası'nda 2 kere düzenlediğimiz aşure etkinliğinde toplam 10 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Daha yeşil bir Toroslar hedefiyle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ilçedeki 27 parkın 325 bank ve kamelyanın bakım ve onarımını yaparken ilçemize 8 yeni park kazandırdık. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz 1000 bank, 500 piknik masası ve 200 kamelyayı da ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirdik. Toroslar İlerle Gençlik Seninle projemiz kapsamında gençlerimizin sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gençlik kampları düzenledik. Kapızlı ve Karatepe mevkilerinde 5 dönemde gerçekleştirdiğimiz sosyal ve sportif etkinliklerle dolu gençlik kamplarında 2298 gencimizle güzel vakit geçirdik. 5 yılda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve meslek odalarıyla önemli çalışmalar yaptık. Kurumlar arası diyaloğun en güzel örneğini sunduk. Mersin'de ilk kez gerçekleştirdiğimiz ve 40 bin vatandaşımızın katılım sağladığı Toroslar Kar Festivali ile Toroslar'da kış turizminin kapılarını açtık. Torosların verimli topraklarına dikkat çekmek, ilçe ekonomisine ve çiftçilerimize değer kazandırmak amacıyla kivi, üzüm ve hurma festivali düzenleyerek hasat dönemlerini coşku dolu şenliklere dönüştürdük.
Korukent mahallemizde bulunan Profesör Doktor Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki 26.520 metrekarelik alanda idari bina ve tesis 10 yıl süreyle Mersin İdman Yurdu AŞ Spor Kulübü'ne tahsis edildi. Kentimizin takımı yeni Mersin İdman Yurdu'na tesis tahsis etmenin yanı sıra her maçta 100 gencimizle takımımıza destek olmak için tribünleri doldurduk. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini, fikir ve düşüncelerini iletebileceği çözüm masası projemizi hayata geçirdik. Çözüm masamızdan bize ulaşan 119.958 vatandaşımızın talebini sonuçlandırdık. İş arayan veya mesleki olarak kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla Toroslar Kariyer Merkezi'ni hayata geçirdik. Merkezimizde vatandaşlarımızın mesleki gelişimlerine de çeşitli kurs ve seminerlerle katkı sağladık. Gelişen dünyanın hızını yakalayan, çağdaş ve yenilikçi bir Toroslar amaçlayan Tekno Toroslar Bilim ve Teknoloji Merkezi projemizle Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldık. Çeşitli atölye ve seminerlerin yanı sıra ailelerin ihtiyaç duyduğu her an online ve yüz yüze terapi hizmeti verdiğimiz Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizle 121.514 vatandaşımıza ulaştık. Pandemi sürecinde internet veya bilgisayara erişim imkanı bulamayan öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için 26 noktada EBA Destek Merkezi oluşturduk. Projemizle Gezici Mobil EBA Destek Merkezi dahil 1335 öğrencimizin eğitimine katkı sağladık. 60 yaş üstü vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden güçlenmelerini sağlamak amacıyla aktif yaş alma projemizi hayata geçirdik. Şehitlere Vefa Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz şehit ve gazi aileleri hizmetleri şefliğimizle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Çocuklarımızın geleceğe daha sağlıklı hazırlanabilmesi için öğrenmeye hazır olup olmadıklarını test eden ve şu ana kadar 300 çocuğumuzun faydalandığı Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulamasını hayata geçirdik. Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık kahramanlarımıza ithafen vefat eden 25 sağlık kahramanımızın kaidelerinin ve anıtın yer aldığı Sağlık Kahramanları Parkı'nı hayata geçirdik. Şehitlerimizin anısını yaşatmak üzere Toroslar'da isimlerinin verildiği şehit kütüphaneleri açtık. Yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıları Toroslarımızda ağırlayarak konser ve festivallerde vatandaşlarımızla buluşturduk. İlçemize sosyal ve kültürel anlamda çok daha canlı ve enerjik bir kent imajı kazandırdık. Toroslarımıza kazandırdığımız kreş ve gündüz bakım eviyle çocuklarımızın huzurlu bir ortamda uzman eğitmenler eşliğinde sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle dolu zaman geçirmesini sağladık. Aladağ ve Mevlana mahallelerimize çok amaçlı kültür, sanat ve taziye evlerini kazandırdık. Toroslarımızda pazar yerlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmenin yanı sıra 8 yeni modern kapalı semt pazarını ilçemize kazandırdık. Sokakta yaşayan minik dostlarımız için Sevimli Patiler projemiz kapsamında ilçemizin parklarına besleme odakları yerleştirdik. Mamayla karınlarını doyurduk. Su kaplarını daima dolu tuttuk. Soğuk havalarda üşümesinler diye onlara barınabilecekleri kulübeler yaptık. Toroslarımıza kazandırdığımız süper enduro pistimizde düzenlediğimiz Enduro Motofest etkinliğiyle 6 kategoride 120 sporcuyu ve adrenalin tutkunlarını bir araya getirdik. Türkiye genelinden birçok spor kulübünün yanı sıra modifiye araç tutkunlarının da katılım sağladığı Toroslar Otofest etkinliğini düzenledik.
Eğitimi Tamamla, Kaskını Al projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz ve Türkiye'de bir ilk olan motor sporları kursuyla motosiklet tutkunlarının uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı olarak motosiklet güvenli sürüş eğitimi almasını sağladık. 3 Ocak Mersin'imizin kurtuluşunun yıl dönümlerinde geleneksel olarak düzenlediğimiz zafer yürüyüşlerinde binlerce vatandaşımıza kalpak dağıtımı yaptık. Buluklu mahallemizde milli mücadele çalışmalarına karargahlık etmiş 2 kattan oluşan eski konak restore edilerek Toroslarımıza kazandırıldı. Milli mücadele ruhunu, kent tarihini ve kültürel mirası gün yüzüne çıkararak birliğimizin, beraberliğimizin ve milli irademizin bir sembolü olması gayesiyle Kuvayi Milliye karargahını hayata geçirip kapılarını ziyaretçilere açtık. Şeffaf ve çevik belediyecilik anlayışıyla ruhsat başvuru süreçlerini daha hızlı ve pratik kılacak e-ruhsat uygulamamızı hayata geçirdik. Eski emekli evini restore ederek LGS ile YKS'ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize ücretsiz olarak eğitim verdiğimiz Toroslar Akademi Merkezi'ni açtık. Vatandaşlarımızın hem meslek sahibi olması hem de iş hayatına katılmasını sağlamak amacıyla 56 farklı branşta teknik ve mesleki eğitim kursları açtık. Personelimizin üniforma ve kıyafetlerini Tortek'in usta ellerinde ürettik. Sıfır atık projesi kapsamında makine ikman sahamız içerisinde tehlikeli atık geçici depolama alanı kurduk. Kurduğumuz kompost gübre yapım ünitesiyle ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklarla semt pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıklarını geri dönüştürerek tarıma kazandırdık. 300 bin ton kompost üretimini sağladık. Mersin'de bir ilke daha imza atarak Toroslar Offroad ve Kamp Festivalimizi binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Festival için özel olarak hazırlanan Offroad parkurunu da Toroslarımıza kazandırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz törende ağırladık. Milli bayramlarda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, şiir yarışmaları, turnuvalar, cirit, güreş müsabakaları ve konferanslarla özellikle yeni nesle tarih şuurunu unutturmadık. Sayın Valim, kıymetli protokolümüz, kıymetli paşalarımız, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar arkalarında Amerika'yla ülkemizi işgal ettiler. İnsanımıza zulmettiler. Bayrağımızı gönderden indirip kendi bayraklarını astılar. Vatanseverler bir araya geldiler. Kuvayi Milliye derneklerini, birliklerini kurdular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, liderliğinde düşmanı vatanımızdan kovdular. Toroslar Belediye Başkanı olarak 102 yıldır devam eden bu yürüyüşü, geleneksel yürüyüşü hem Toroslar Belediye Başkanı olarak hem bu vatanın bir evladı olarak hem de Kuvayi Milliye Gazisi bir dedenin torunu olarak Sayın Valimize, kıymetli Valimize bayrağı teslim ediyorum. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında ülkemizin tarih atlası Profesör Doktor İlber Ortaylı'yı Kurtuluş Savaşı'nda Toroslar ve Çukurova'nın önemi konulu söyleşide Toroslarımızla ağırladık. Çizgi dizi karakterlerinin eğlenceli ve eğitici atölyelerin yer aldığı Mersin'in en büyük çocuk şenliğini 21 bin çocuğumuzun katılımıyla Toroslarımızda gerçekleştirdik. Müzik enstrümanı kullanmak ve ses eğitimi almak isteyen çocuk ve yetişkinler için Toroslar Kent Korosu'nu hizmete açtık. Eğitim, spor, kültür, sanat ve sosyal alanlarda ilçemizin gençliğine hizmet vermek amacıyla 13.506 metrekare alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Toroslarımıza gençlik merkezi ve spor tesisi kazandırdık. Uluslararası Kafkas Derneği tarafından düzenlenen Yılın En İyileri ödül töreninde Yılın En Başarılı Belediye Başkanı ödülünü aldık.
evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve özel gereksinimli bireylere yönelik evde bakım hizmetimiz kapsamında evde kişisel bakım ve yıkama hizmetiyle vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yanı sıra yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmasını desteklemek amacıyla Toroslar Belediyesi Engelsiz Akademi Merkezi'ni kurduk. Çamlıyayla Belediyesi işbirliğinde düzenlediğimiz geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali'nde Mersin'imizin birbirinden güzel motifli iğne oyalarını gelecek nesillere aktarmayı ve tüm dünyaya tanıtmayı amaçladık. İlçemizde yaşanan sel, yangın gibi doğal afetlerde anında teyakkuza geçerek vatandaşlarımızın her daim yanında olduk. Sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketlerinde eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza ev eşyası, temizlik malzemesi ve yardım kolisi desteğinde bulunduk. Yaşanan yangın felaketi sonucu tamamen zarar gören evlerin tadilat, boya ve badana işlemlerini yaparak yaraları birlikte sardık. 11 ile etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak için depremin hemen ardından teyakkuza geçerek Yunus Emre Kültür Merkezimizde acil destek merkezi oluşturduk. Afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırmaya, yardım malzemelerinin ulaştırılmasından depremzedelerin Mersin'e getirilmesine kadar gece gündüz ekiplerimiz, iş makinelerimiz ve araçlarımızla destek verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yüzlerce kıyafet, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi ve kadın hijyen malzemelerinin yer aldığı Hayır Çarşısı projesini hayata geçirdik. Acil durum afet ekiplerimizi deprem bölgesine gönderirken bir yandan da deprem bölgesinden ilçemize gelen depremzedeleri Toroslarımızla ağırladık. Konaklama, sıcak yemek, giyim, psikolojik destek, sağlık, araç koordinasyon ve özel gereksinimli birey desteğiyle depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Kahramanmaraş merkezden geldim, 13 Şubat'tan. Şu anda Mersin'deyim, Toroslar Belediyesi'nde. Tozkapı'nın mahallesinde oturuyorum. Bir aydır buradayım. Bize çok Mersin halkının ve Tozkapı'nın mahallesinin ve Toroslar Belediyesi'nin çok yardım olduğu, halkının bize çok ikramı olduğu, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Burada bir de vatan milleti dayanışmasını gördüm. Başkanımız Avşin Bey'e çok teşekkür ederim. Burada halk çok duyarlı, başkanımız duyarlı. Ben gerçekten hiç ummadığım kadar çok memnun oldum. Buradaki ben şunu gördüm, milletin dayanışmasını, halkın bir sadık Kahramanmaraş olmadığını, Mersin'in de bu işe ortak olduğunu, depremzedeleri aynı sıkıntıyı, aynı yerde yaşadığını hissettim. Bunu gerçekten gururla söylüyorum. Çok memnun oldum. Başkanıma ve Toroslar halkına, Mersin halkına çok teşekkür ederim. Allah bin katı razı olsun. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan imara, spordan turizme, kültürel mirastan tarıma ve istihdama kadar birçok proje ve çalışmalarımızla üçüncü kez Türkiye'nin başarı listesinde yerimizi almayı başardık. Birlikte başardık, Toroslar için yaptık. Adsız Afşin Yılmaz, Toroslar Belediye Başkanı.